193. sayfa kendini değerlendir 1 1. Denetleyici ve düzenleyici sistem ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. A. Hayal kurma, rüya görme, konuşma gibi durumları yöneten merkezi sinir sistemi yapısı nedir? Bu yapının adı beyindir. B. X yapısı kalp ve akciğer gibi hayati organların çalışmasını yönetir cümlesinde X yerine ne yazılmalıdır? Evet, X yerine 10 verilik soğanın yazılmalıdır. C. Efe, alıştırma ödevinde bir yapı ile ilgili kol ve bacaklarda bulunan kasların birbiri ile dengeli ve uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlar. Gün içindeki aktif hareketlerin dengeli bir şekilde gerçekleşmesine imkan tanır ifadesini kullanmıştır. Efe'nin araştırdığı merkezi sinir sisteminin bir üyesi olan yapı nedir? Bu yapı beyinciktir. C. Merve bir orman yürüyüşü sırasında bitkileri incelerken eline batan dikenin etkisiyle elini hızla çekmiştir. Merve'nin bu tepkiyi vermesini sağlayan merkezi sinir sistemi yapısı nedir? Bu yapının adı omiriliktir. D. Sınav sonuçları açıklanacağı zaman çok heyecanlanan Eren, kalbinin daha hızlı attığını ve soluk alıp verişinin hızlandığını fark etti. Eren'de bu durumların ortaya çıkmasına sebep olan hormonun ve bu hormonu salgılayan iç salgı bezinin adını yazınız. Evet, bu hormonun adı adrenalin hormonudur. Bu hormon böbrek üstü bezlerinde salgılanır. E şıkkı. Diğer iç salgı bezlerinin çalışmasını kontrol eden, aynı zamanda salgıladığı salgı miktarının fazla olmasıyla devlik gibi bir duruma sebep olan salgı bezinin adını yazınız. Bu salgı bezinin adı hipofiz bezidir. F İnsanlarda bazen kan şekeri normal değerin altına düşmektedir. Böyle bir durumda X yapısından salgılanan Y hormonu etkisini göstererek kan şekerini normal seviyeye çıkarır. İfadesindeki X yapısının ve Y hormonunun adlarını yazınız. Evet bu yapının adı pankreas bezidir. Y hormonunun adı ise glukagon hormonudur. G. Ceren arkadaşına boğaz bölgesinde bulunan ve soluk borusuna komşu olan bir iç salgı bezi ile ilgili bazı bilgiler vermiştir. Ceren'in bilgi verdiği iç salgı bezinin ve salgıladığı hormonun adını yazınız. Evet. Bu bezin adı tiroid bezidir. Salgıladığı hormon ise tiroksin hormonudur. 203. sayfa kendini değerlendir 2. 1. Duyu organları ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. A. Gözü oluşturan katmanları dıştan içe doğru sırasıyla yazınız. Evet, bu katmanlar dıştan içe doğru sert tabaka, damar tabaka ve alt tabakadır. B. K, sert tabakanın gözün ön kısmında saydamlaşmasıyla oluşturduğu yapıdır. L ise iris'in ortasında bulunan ve gözün iç kısımlarına ışık girmesini sağlayan açıklıktır. İfadesinde K ve L yerine neler yazılmalıdır? Evet, K saydam tabaka yani korneadır. L ise gözbebeğidir. C. Ceyda arkadaşı Ali'ye topu bana atar mısın diye seslenmiştir. Ali de topu Ceyda'ya atmıştır. Ceyda'nın sesinin Ali tarafından işitilmesinde görev alan yapılar nelerdir? Sırasıyla yazınız. Evet bu yapılar kulak kepçesi, kulak yolu, kulak zarı, çekiç, örs, üzengi, uval pencere, salyangoz, duyu almaçları, işitme sinirleri ve beyindir. 2. Aşağıdaki açıklamaların ait olduğu kavramları belirleyiniz. Açıklama başındaki harf ile ilgili kavramı eşleştirerek noktalı yerlere yazınız. A. Kulak ile yutağı birbirine bağlar. Evet, bu yapının adı östaki borusudur. B. Burundaki koku almaçlarının yoğun olarak bulunduğu bölgedir. Burası da sarı bölge olarak adlandırılır. C. Gözün ön kısmındaki saydam tabakadır. Bu tabakanın adı korneadır. C. İnsan vücudundaki en büyük duyu organıdır. Bu derimizdir. Dokunma duyusu. D. Vücudun dengesinin sağlanmasında beyinceye yardım eden duyu organıdır. Bu kulaktır. E. Besinlerin tadının algılanmasını sağlayan duyu almaçlarını bulundurur. Bu da tat tomurcuğudur. 211. sayfa kendini değerlendir 3. 1. Aşağıdaki bazı hastalık ve rahatsızlıkların isimleri numaralandırılarak verilmiştir. Bu hastalıklar ile ilgili aşağıdaki yönergilere uygun numaraları yazınız. A. Sindirim sisteminde görünen hastalıklar hangileridir? Bu hastalıklar ishal ve ülserdir. B. Destek ve hareket sisteminde görülen hastalıklar hangileridir? Bu hastalıklar romatizma ve kemik kırılmalarıdır. C. Denetleyici ve düzenleyici sistem kökenli hastalıklar hangileridir? Bu hastalıklar cücelik, guatır, devlik ve diyabettir. C. Solunum sisteminde görülen hastalıklar hangileridir? Bu hastalıklar garip, zatürre ve koah hastalığıdır. D. Dolaşım sisteminde görülen hastalıklar hangileridir? Bu hastalık ise anemidir. 2. Aşağıdaki dallanmış ağaç etkinliğinde bazı hastalık isimleri ve bu hastalıklara ait özellikler verilmiştir. Bu etkinlikte özelliklerin ait olduğu hastalık yönündeki oklar takip edilerek ilerlenirse Hangi çıkışa ulaşılır? Kanamalı durumlarda kanın pıhtılaşmaması hastalığıdır. Bu hastalığın adı hemofili hastalığıdır. Dolayısıyla sol taraftan ilerleyeceğiz. Akciğerin iltihaplanması ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu hastalığın adına da zatürre denir. Dolayısıyla doğru çıkış zatürre olmalıdır. 214. sayfa. A. Aşağıdaki ifadelerden doğru ya da yanlış olanları belirleyerek İlgili kutuyu işaretleyiniz. 1. Hapşırma ve öksürme olaylarını beyin kontrol eder. Bu ifade yanlıştır. Hapşırma ve öksürme olaylarını omurilik soğanı kontrol eder. 2. Sindirim sisteminin çalışmasını beyincik denetler denmiş Bu ifade de yanlıştır. Sindirim sisteminin çalışmasını omurilik soğanı denetler. 3. Limon görünce ağzın sulanması olayını omurilik kontrol eder. Bu ifade doğrudur. 4. Kanserin solunum sisteminde görülen çeşitleri yoktur. Bu ifade yanlıştır. Solunum sisteminde görülen çeşitleri vardır. Akciğer kanseri, gırtlak kanseri, yutak kanseri gibi. 5. Tiroid bezi kafatasının içinde beynin alt kısmında bulunur. Bu ifade yanlıştır. Tiroid bezi boynumuzda bulunur. 6. Korku, heyecan ve öfke gibi durumlarda adrenalin hormonu salgılanır. Bu ifade doğrudur. 7. Erkeklerdeki eşeysel bez yumurtalıktır. Bu ifade yanlıştır. Erkeklerdeki eşeysel bezin adı testistir. 8. Katarakt, uzağı iyi görüp yakını net görememe şeklinde ortaya çıkan göz kusurudur. Bu ifade de yanlıştır. 9. Organ bağışını sadece gençler yapabilir. Bu ifade yanlıştır. Organ bağışını sağlıklı herkes yapabilir. 10. Ülser sindirim sistemi ile ilgili bir hastalıktır. Bu ifade de doğrudur. B. Aşağıdaki ifadelerde noktalı yerlere kutu içindeki kavramlardan uygun olanları yazınız. 1. Gözün en dış kısmında bulunan ve gözü dış etkilere karşı koruyan sert tabakadır. 2. Duyu almaçlarının bulunduğu sarı benek gözün alt tabakasında yer alır. 3. Duyu organlarından gelen veriler beyin tarafından değerlendirilir. 4. Dolaşım sisteminin çalışması omurilik soğanı tarafından kontrol edilir. 5. Adrenalin hormonu böbrek üstü bezleri tarafından salgılanır. 6. Erkeklerdeki eşeysel bez olan testis, erkenlik döneminde erkeklere ait özelliklerin oluşmasına etki eder. 7. Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren durumda olay yerinde güvenli çevre oluşturulması, ilk yardımın koruma temel uygulamasıdır. 8. Göz merceğinin saydamlığını kaybetmesiyle katarakt adı verilen göz kusuru oluşur. 9. Çekiç, örs ve üzengi kemikleri orta kulakta bulunur. 10. Dil bölgelerinin tatları algılama düzeyleri aynı değildir. Örneğin dilin uç kısmında tatlı daha iyi algılanır. C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. Boyun bölgesinde oluşan şişlik nedeniyle doktora giden Ali'ye tiroid bezinin büyümesiyle oluşan bu hastalığı teşhisi konur. Bu bezin büyüme sebebi nedir? İyot eksikliğinden dolayı tiroid bezi düzgün çalışmıyor. Dolayısıyla bu nedenle tiroid bezi büyüyor. 2. Bir kişinin acıktığını ve susadığını hissetmesini sağlayan merkezi sinir sistemi organı hangisidir? Bu organın adı beyindir. 3. Beyincik ile birlikte vücudun dengesini sağlamakla görevli olan yapı hangisidir? Bu yapı yarım daire kanallarıdır. 4. Emel Hanım'ın göz merceği ameliyat ile çıkarılarak yerine yapay göz merceği takılmıştır. Bu işlemin yapılmasına sebep olan rahatsızlık nedir? Bu rahatsızlığın adı katarakt hastalığıdır. 5. Nezle olduğumuzda yemeklerin tadını alamamamızın nedeni nedir? Koku ve tat alma merkezleri birlikte çalıştığı için nezle olduğumuzda yemeklerin tadını alamayız. C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların cevaplarını işaretleyiniz. 1. Görselde merkezi sinir sistemine ait bazı yapılar gösterilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi görseldeki yapıların görevlerinden değildir? A şıkkı solunum, dolaşım, boşaltım ve sindirim sistemlerinin çalışmasını düzenlemek. B refleks hareketlerini kontrol etme. C konuşma, yazma gibi istemli hareketlerin gerçekleşmesini sağlamak. D vücudun hareketi sırasında dengesini sağlamak. Evet. A şıkkı doğru cevaptır. Solunum, dolaşım, boşaltım ve sindirim sistemlerinin çalışmasını düzenlemek burada gösterilen organlardan birinin görevi değildir. 2. Ecem sık idrara çıkma, normalden fazla yemek yeme ve doymama hissi, ağızda kuruluk hissi ve buna bağlı olarak aşırı su içme isteği şikayetleriyle doktora gitti. Kan ve idrar tahlili yapıldı, idrarında şeker araslandı. Ecem'in şikayet ve tahlil sonucuna göre rahatsızlığı ile ilgili yorumlarından hangileri yapılabilir? 1. Tiroid bezinden yeterli hormon salgılanmamıştır. 2. Kan tahlilinde şeker seviyesi normal değerin altında kalmıştır. 3. Kanında yeteri miktarda insülin hormonu bulunmamaktadır. Kanında yeterli miktarda insülin hormonu bulunmamaktadır. Doğrusu budur arkadaşlar. Doğru cevap yalnız 3 olduğu için B şıkkıdır. 3. soru. Ergenlik döneminde kızlarda ve erkeklerde çeşitli bedensel değişimler görülür. Bu değişimlerden bazıları her iki cinsiyette de ortak olarak gerçekleşmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yukarıda bahsedilen dönemde her iki cinsiyette de görülen bedensel değişimlerden biri değildir. A şıkkı boy uzaması ve kilo artışı. Evet her iki cinsiyette de görülür. B şıkkı deride yağlanma ve sivilce oluşumu. Her iki cinsiyette de görünür. C şıkkı ters algısının artması. Her iki cinsiyette de görünür. D şıkkı sesin kalınlaşması ve çatallaşması. Evet bu erkek bireylerde görünür kızlarda görülmez. Dolayısıyla doğru cevap D şıkkıdır. 4. Aşağıdaki görselde verilen duyu organlarının özellikleri ile ilgili hangisi doğrudur? A şıkkı Kıl kökleri 1 numaralı bölümde yer alır. Evet. Bu ifade yanlıştır. 2. 1 numaralı bölümde yağ tabakası bulunur. Bu ifade de yanlıştır. C şıkkı 2 numaralı bölümde deriye renk veren özel hücreler bulunur. Bu ifade de yanlıştır. D şıkkı duyu almaçları 2 numaralı bölümde yer alır. Evet bu ifade doğrudur. Doğru cevap D şıkkıdır. 5. soru. Aşağıdaki tabloda bazı görme kusurları ve bu kusurlara ait numaralandırılmış özellikler karşılıklı olarak verilmiştir. Tabloda verilen bilgileri inceleyen bir öğrenci bazı özelliklerin hatalı yazıldığını fark etmiştir. Bu hatanın düzeltilmesi için hangi ifadeler yer değiştirmelidir? Göz kusuru miyopluk. Özellik İnce kenarlı mercekler ya da lensler kullanılarak görüntü netleştirilir. Bu yanlış. Göz kaslarının birbiriyle uyum içinde çalışmaması sonucu ortaya çıkar. Evet bu şaşı bu doğru. Astigmat ince ve kalın kenarlı merceklerden oluşan silindirik merceklerden yapılan gözlük veya lens kullanılarak düzeltilir. Evet bu da doğru. Hipermetropluk yakını iyi görür uzağı iyi net göremez. Bu yanlış arkadaşlar. Miyopluğun tanımı yapılmış. Dolayısıyla 1 ile 4 yer değiştirmelidir. Doğru cevap C şıkkıdır. 6. soru. Doktor sindirim sistemindeki bazı sorunlar nedeniyle kendisine başvuran Ahmet Bey'e bazı tavsiyelerde bulunmuştur. Bu tavsiyeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer alamaz? A şıkkı. Stresten mümkün olduğu kadar uzak durmalısınız. B şıkkı. Yıkanmamış, temizlenmemiş bayat ve çürük gıdaları yememelisiniz. C şıkkı aşırı acı, baharatlı, ekşi, yağlı, tuzlu, çok sıcak ya da soğuk besinler tüketmemelisiniz. D şıkkı sık aralıklarla ve çok miktarda yemek yiyerek sağlığınızı korumalısınız. Evet bu ifade yanlış olduğu için doğru cevap D şıkkıdır. Yedinci soru koku ve tat alma duyuları arasındaki ilişkiyi araştıran iki öğrenci Görseldeki gibi gözlerini ve burunlarını kapatarak çeşitli besinlerin tadına bakıp ne olduklarını bilmeye çalışmıştır. Bu öğrenciler deney sonunda tat ile koku arasındaki ilişki ile ilgili herhangi bir sonuca ulaşamamıştır. Öğrenciler amaçlarına ulaşmak için önerilerden hangilerini dikkate almalıdır? 1. Gözler kapatılmadan deney tekrar edilmelidir. 2. Sadece birinin burnu açıkken deney tekrar edilmelidir. 3. Burunlar kapatılmadan besinler tadılıp deneyin ikinci aşaması gerçekleştirilmelidir. Evet. 2 ve 3 dikkate alınmalıdır. Doğru cevap C şıkkıdır. 8. soru. Türkiye'de resmi verilere göre 30 bine yakın insan organ nakli beklemektedir. Buna karşın her 3 saatte bir, günde ise 8 kişi nakil beklerken yaşamını yitirmektedir. 2021'in ilk 6 ayında toplamda 3703 organ nakli gerçekleşmiştir. Bu organ nakillerinin sadece 143'ü vefat nedeniyle bağıştır. Ülkemizde en fazla yapılan nakil türü böbrek nakli iken en az yapılan nakil türü ince bağırsak naklidir. Bu durum hasta sayısı ile ilişkilendirilebilir. Örneğin son verilere göre yaklaşık 23 bin hasta böbrek nakli için beklerken yaklaşık 300 hasta pankreas nakli için beklemektedir. Organ nakli konusunda son yıllarda gerçekleştirilen tanıtım ve farkındalık çalışmalarına rağmen Bağış sayısı organ bekleyen insanların sayısına göre halen çok düşük seviyededir. Ülkemizde vefat nedeniyle bağış sayısının yetersizliği canlı vericiden yapılan nakillerle telafi edilmeye çalışılmaktadır. Bu bilgilere göre Türkiye'de organ bağışının durumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A şıkkı en fazla organ nakli vefat nedeniyle bağışlardan yapılmaktadır. B şıkkı en fazla nakli yapılan organ akciğerdir. C şıkkı böbrek nakli bekleyen hasta sayısı çoğunluktadır. D şıkkı organ bağışı sayısı farkındalık çalışmaları sayesinde istenen seviyeye ulaşmıştır. Doğru cevap C şıkkıdır. Böbrek nakli bekleyen hasta sayısı çoğunluktadır. 9. soru. Yaşam içinde doğal bir gelişim evresi olan ergenlik, çocukluktan yetişkinliğe doğru geçiş dönemidir. Bu dönemde birçok değişim gözlemlenir. Bu değişimlerden bazıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bedensel değişimlerin yazılı olduğu bölümler kırmızıya boyandığında tablo aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur? Bağımsız hareket etme isteğinin artması. Bu bedensel bir değişim değildir. Sık sık yalnız kalma isteği bu da değildir. Vücudun belirli bölgelerinde kıllanma. Evet, bu bedensel bir değişimdir. Kas ve kemik gelişimi de aynı şekilde bedensel gelişimdir. Sebepsiz yere görülen can sıkıntısı değildir. Hızlı duygu değişimleri de bedensel değişim değildir. Boy uzaması ve kilo artışı evet bedensel değişimdir. Deride yağlanma ve sivilce oluşumu da bedensel değişimdir. Ter salgısının artması bedensel değişimdir. Beğenilme isteğinin artması bedensel değişim değildir. Dolayısıyla bedensel değişimlerin yazılı olduğu bölümler kırmızıya boyandığında A şıkkındaki gibi olur. Doğru cevap A şıkkıdır. 10. soru. Orta kulak iltihabı nedeniyle ilaç tedavisine başladım. Ancak ilaçlarımı düzenli kullanmadığım ve Doktor kontrollerimi ihmal ettiğim için bir süre sonra işitme problemi ile karşılaştım. Bu yüzden yeniden doktora gitmek durumunda kaldım. Odyometri adı verilen işitme testi ile işitme kaybımın miktarı belirlendi. Tedavide ihmalkar davrandığım için kronikleşen orta kulak iltihabı nedeniyle işitme kaybı yaşadığımı öğrendim. Düzenli ve dikkatli ilaç tedavisi ile sağlığıma kavuştum ancak hafif düzeyde kalıcı işitme kaybı nedeniyle işitme cihazı kullanmaya başladım. Bu metinde bahsedilen olay ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? A şıkkı, işitme kayıpları doğuştandır ve işitme cihazı ile tedavi edilir. Bu ifade yanlıştır. İşitme kayıpları doğuştan olduğu gibi sonradan da oluşur. Doğru cevap A şıkkıdır. B şıkkı, işitme testleri ile işitme kaybı miktarı ölçülebilir. Bu ifade doğrudur. C şıkkı, farklı nedenlerle oluşan işitme kayıpları ilaçla tedavi edilebilir. Bu da doğrudur. D şıkkı, işitme kayıplarının nedenleri araştırılmalı ve işitme kaybı kronikleşmeden tedavi edilmelidir. Bu ifade de doğrudur. 11. soru, vücuttaki sistemlerin düzgün çalışabilmesi için bu sistemlerin sağlığını bozacak davranışlardan kaçınılmalıdır. Aşağıdaki tabloda bazı sistemlere ait rahatsızlıklar ve bu rahatsızlıklardan korunma yolları verilmiştir. Ancak tablo doldurulurken bazı bölümlerde hata yapıldığı bilinmektedir. Buna göre önerilerinden hangileri yapılırsa tablodaki hatalar giderilmiş olunur. 1. K ile L ifadeleri yer değiştirmelidir. 2. 1 ile 3 numaralı ifadeler yer değiştirmelidir. 3. X ile Z ifadeleri yer değiştirmelidir. Evet. 2 ve 3 yapılmalıdır. Yani 1 ve 3 numaralı ifadeler yer değişecek. X ve Z ifadeleri yer değiştiğinde hatalar giderilmiş olur. Doğru cevap D şıkkıdır.